ÖFG TV'den herkese merhaba. Her hafta Salı günü saat 21'de sizlere haftanın önemli insan hakları konuları ve konukları ile birlikte sunduğumuz ÖFG TV programımıza yine başlıyoruz. Bu hafta arkamda gördüğünüz gibi Ankara'da değilim, Diyarbakır'dayım. Diyarbakır İnsan Hakları Derneği şubesindeyiz. Niye buradayız? Çünkü İnsan Hakları Derneği Şube Başkanlığı'nın takip ettiği çok önemli bir insan hakları ihlali ile ilgili bir gündemimiz var. Bir çocuğun katledilmesi ve cezasız kalması, adaletin gerçekleşmemesi. Bunlar bir araya gelince oldukça üzücü bir tablo oluşuyor. Evet, maalesef bu tablo Diyarbakır'da sık sık tekrarlanıyor. Bugün de yine bir çocuk cinayetinin davası Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ama yine adalet tecelli etti. 6,5 yıldır Helin Hasret Şen isimli çocuğumuzun Diyarbakır Sur içinde katledilmesinden sonra halen tecelli etmeyen bir adalet var. Hala adaleti bulamıyoruz. Biz bugün ailemizin daveti üzerine Diyarbakır'a geldik. Sabahtan geldik. Hep birlikte Diyarbakır İnsan Hakları Derneği şubesinde toplandık. Ardından Diyarbakır Adliyesi'ne geçtik ailemizle beraber ve duruşmaya katıldık. Ne olmuştu? Neden bu duruşma yapılıyordu? Diyarbakır Sur içinde çözüm sürecinin bitmesinden sonra çatışmalar yaşanmıştı ve siviller arada kalıyordu ve bu çatışmalarda maalesef ki sokağa çıkma yasaklarının bitiminden sonra sokağa çıkan Helin Hasret Şen annesi Nazmiye Şen'in üstüne mermiler yağdı ve Helin Hasret Şen orada hayatını kaybetti. Ve biz de ertesi gün oradaydık ve Helin Hasret Şen'in daha kanları yerde kurumamıştı. Maalesef ki kafa kemik parçaları bile yerden daha temizlenmemişti. Bu manzara bizi çok etkiledi. 6,5 yıldır bu davaya oldukça hassassız ve takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de duruşması vardı ve bizzat duruşmada bulunarak onun son halini takip edelim istedik. Bu vesileyle ailemizle birlikte duruşmaya katıldıktan sonra Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şubesi'nde bir program yaparak, ÖFG TV programı yaparak sizlere durumun son halini ailemiz anlatsın istedik. Anne Nazmiye Şen, Helin Hasret Şen'in annesi, size anlatacağı önemli şeyler var. Baba Ekrem Şen, yine onun da söyleyeceği önemli şeyler var. Davayla ilgili önemli eleştirileri var. Ve kardeşlerden birisi Kadir Şen de yine aramızda, sanırım iki kardeşimiz daha var, değil mi? İki kardeşimiz daha var, onlar yanımızda değil. 4 çocuklu bir aileydi. Maalesef ki Helin Hasret Şen'in vefatından sonra 3 kardeşler. Ben ilk olarak sorumu Nazmiye Hanım'a sormak istiyorum. Nazmiye Hanım, siz o gün neler yaşadınız Nazmiye Hanım? Ekranlarımıza anlatın lütfen. O gün neler yaşandı? Siz çok vahim bir olay yaşıyordunuz. Kurşun sesleri arasında yaşıyordunuz. Çatışmalar vardı. Ne oldu, ne bitti? Çok kısaca bir öncesi ve sonrasını ve o günü bir anlatır mısınız? Bu konuyu hiç bilmeyen izleyenlerimiz. Ben anlatayım Sayın Vekilim. Cumartesi günü sokağa çıkma yasakları vardı. Biz Hasıra Mahallesi'nde oturuyorduk. Bizim kısmımızda hiçbir şekilde bir hendek, bir çatışma yoktu. Diğer sokaklarda vardı. Sadece bizde Sur dışındakiler gibi sadece o seslere tanıklık yapıyordu. Pazar günü hiçbir şekilde silah sesi, çatışma sesi hiçbir şekilde pazar günü yoktu. Pazartesi günü sabah manav ve fırın açılmıştı. Manav dediğim havluluydu. Havlulu evler. Onların içinde biz elma, mandalina, portakal, domates gibi şeylerimizi de aldık, eve götürdük. Ve kızım, eltim, komşularımla, onların da çocuklarıyla beraber biz evimizden çıkıp fırına yöneldik. Arkamızda duran zırhlı araçtan 3 el ateş açıldı üzerimize. O esnada kızım yerlerde yatıyordu. Komşular falan beni tuttu. Kızım yerdeydi. Cenazesini bile alamadım. Çünkü sürekli ateşler açılıyordu. Benim komşum beyaz yazmasını yere atarak kızımın cenazesini aldı. Saatlerce, tam hatırlamıyorum kaç saat kaldı. Epey bir süre boyunca kızımın cenazesi yerde kaldı. Ona dahil müsaade etmiyorlardı ki biz cenazemizi alalım. Dediğim gibi komşum beyaz yazmasını attı. Onu tekrarından almaya çalışırken tekrarından ateş açılma süreciyle komşum dediğim arkadaşım onu kurşunların içinden çıkardı. Cenazeyi eve getirdi. Cenaze havlude bir süre bekledi. Ne kadar beklediğini tam hatırlamıyorum o esnada. Oğlum Kadir de başucundaydı. Sonra eşim şeker hastasıydı. Zaten kendisi evde değildi, hastanedeydi. İnsülin kullanıyordu, şekeri yükselmişti. Artık onun savcıyla görüşmelerinden cenazeyi gelip aldılar. Ondan sonra beni de çocuklarımı da çıkardılar. O esnada zaten kızımın öldürüldüğü yerde çok sayıda polis hareket orada vardı. Ondan sonra zırhlı araçtan bizi çıkarıp morga getirdiler. Zaten kızım vefat etmişti. Hiçbir şekilde vurulduğu an vefat etmişti. Hastanede müdahale falan edilmemişti. Buna da bir açıklık getireyim Sayın Vekilim. Çünkü diyor müdahale edildiği sürece de kız kurtarılamadı. Kızım kurşunu aldığı gibi orada vefat ediyor. O süreçte neler yaşadık Sayın Vekilim? Biz 4 yıldan sonra kızımın dosyası açıldı. Gizlilik kararı getirildi. Hiçbir şekilde müdahale edilmiyordu. Gizlilik kararları getirildi. 4 yıldan sonra avukatlarımız bizim itirazlarımızın üzerinde dosya açıldı. Çok uzun bir süreden sonra açıldı. 4 yıl. 12 yaşında öldürülen bir çocuğun duruşması böyle olmaması gerekiyor. Kimsenin olmaması gerekiyor. Ama 12 yaşında bir çocuk öldürülüyorsa, onun katili belliyse orada müdahale edilmesi gerekiyor. Ve benim kızımın mahkemesi 4 yıl sonrasından açıldı. 3. duruşmada idari izin olmadığı için tekrarından kapatıldı. Hiçbir şekilde tutuklanma olmadı. Sanık görevinin üstünde, kendi görevine devam ediyor. Kendi geziyor, yiyor, içiyor. Benim kızım zaten 7-6 yıl aşkındır kara toprakta yatıyor ve ben onun acısını çok büyük derecede ben ve eşim, çocuklarım bu acıyı zaten yaşıyoruz ve yaşamaya da devam ediyoruz. Şu anki mahkeme bugün oldu ve tekrarından istediğimiz sonuca ulaşamadık. Tekrarından tutuklama verilmedi, adalet yerini bulmadı. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. 12 yaşında katledilen bir çocuğun suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Peki Nazmiye Hanım, size tekrar döneceğiz. Tamam. Helin'in kardeşi Kadir Şen de yanımızda. Kadir Şen Kadir, sen ne yaşadın o gün? Maalesef çok üzücü bir hadise. Seni çok incitmek istemem ama bunlar da bir tarihe tanıklık edilmesi için anlatılması gereken hususlar. Çünkü kardeşinin başına çok vahim bir hadise geldi. Bir çocuktun belki o sırada ama ne oldu, ne bitti, senin gözünle neler yaşandı kısaca anlatmanı isteyeceğiz. Şöyle ekrana girmenizi isteyeceğiz. Ben hamurdayken işte bana bir iki kişi geldi söyledi. Böyle ablanın uşaq falan məsruf olduğunu nasıl tutsan milleti tokat falan çekmişler ileriye verdik. Sonra zaten cadeden zaten arada bir iki saat geçti zaten bir tanesi kolunu avlanma almıştı geliyordu. Benim de montum zaten beyni dökülüyordu. O sırada zaten beynini montumu çıkarıp zaten bir el üstüne verdim. Ondan sonra geldik aradan kaç saat geçti sonra ablamı aldılar. Sonra sandılar kızını bizler çıkardılar. İşte öyle. Ve o zaman ufakım 10 yaşındaydım. Çok şey zaten aklıma geldi. 9 yaşındaydım. Doğru. Hatırlamışım. Çok ben herkes biliyor. 9 yaşındaki bir çocuğun ablasını öyle görmesi çok kötü. O süreçten çıkamadı. Çocuklarımın psikiyatr çok kötü geçti. Kadir 9 yaşından beri psikiyatr tedavisi görüyor. Ben kendim dahil olmak üzere 3 yaşında ayrı bir kızım var Cennet. Ablasına çok düşkündü. O bile artık tedavi görüyor. Bizim hayatımızı öyle bir etkiledi ki evlat acısı zaten bambaşka bir şey. Kalan evlatlarım için de ayrı bir mücadele. Onların her gün acı çekmesini, ablasını hatırlamasını, ablasını bu şekil hatırlaması çok zor. Çocuklarım daha da tedavi görüyor. Cennet okula başladı ama okulu ilerleyemiyor. Çünkü hep o günde kalmış, o günden çıkamıyor. Sadece Helin'i öldürmediler. Bütün aile olarak hepimizi öldürdüler. Belki nefes alabiliyoruz, yarımız kara toprağın altında. Darmadağın ettiler. Bunu da söylemek istiyorum burada. Kızım öldürüldükten sonra kaynım o ciğeri yanlış şekilde diyor ki ne yaptınız? Ne yaptınız? O çocuk ne yaptı size? Hesap soruyor amcası olarak ve oradan ona şöyle bir kelime söyleniyor. Ne olmuş? Alt tarafı bir çocuk ölmüş. Demek ki bir çocuk ölümü bu kadar basit mi? Alt tarafı bir çocuk ölmüş. O çocuğu bir anne baba nasıl büyüttü biliyor musun sen? Ne zorluklarla büyüttü. Canımdan can, kanımdan kan. Sen o çocuğu öldürdün. Sen onun geleceğini öldürdün. Sen onun ailesini öldürdün. Ve şu an vicdanın o kadar rahat ki sen adliyede hakim karşısında sen diyorsun ki anne benden şikayetçi olmasın, ben de mağdurum. Sen bunu söyleyecek kadar, seni kendine o kadar özgüvenin var ve o kadar vicdansızsın, bunu bir anneye söyleyebiliyorsun. Hiç mi vicdan sahibi değilsin? Sen o çocuk sana ne yaptı? Sen o çocuğu öldürdün ve elini kolunu sallayarak geziyorsun ve hatta görevine de devam ediyorsun. Elini tespitlendi sensin ya tespit edilenmeyenler. Kaç mahsumun kanı var elbette. Değerli izleyenler, ben yıllardır bu konuyu biliyorum. Helin kanlarının başında konuya ilk olarak tanık oldum. Ve 6,5 yıldır da bu konuyu hiç unutmadım. Ve sürekli takip ettim ve bugün de duruşmaya katıldım. Çok üzücü bir olaydı. Gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü bu çatışmaların arasında bir çocuk hayatını kaybetmişti ve belli ki bu meselenin üstü örtülmek isteniyordu. Ve maalesef 6,5 yıl sonra bu meselenin üstünün örtülme çabalarına bugün de Diyarbakır Adliyesi'nde şahitlik ettim. Ben açık söyleyeyim, hani ailenin az çok bu travmayı biraz atlatabildiğini düşünüyordum, tahmin ediyordum. Ama maalesef ki perişan olmuş, çok büyük travmalar yaşamış bir aileyle karşılaştım. Çok üzücü gerçekten. Anne Nazmiye Şen yıllardır antidepresif psikiyatrik ilaçlar kullanıyor. Helin'in vefatından ilk bir yıl sonrayı hatta hatırlayamıyor. Çok büyük travmalar yaşamış ve dünyası yıkılmış. Baba Ekrem Şen şeker hastası olmuş ve gerçekten sağlığı çok bozulmuş. Kalp sıkıntıları, depresyonla ilgili sıkıntılar antidepresif tedaviler ve bunun üstüne bir de kayyımın onu işten atması, belediyedeki işten atması, bu davayı sürdürmemesi gerektiğini telkin etmesine ve babanın da buna boyun eğmemesine karşın işten ihraç edilmesi, kayyımın böyle bir marifetiyle şu anda işsiz bırakılması. Diğer kardeşlerin yine aynı şekilde tüm psikik travmaları yaşadığını gözlemledim. 3 yaşındaki Cennet hala ablasını unutamamış, Kadir hala ablasını unutamamış ve diğer ailenin ferdi de yine ablasını unutamamış. Hepsi maalesef ki bu travmayla yaşıyor. Umarım bu travmadan kurtulurlar çünkü en azından bir aile hayatının sürmesi, yaşanması ve adalet mücadelesinin yürütülmesi için sağlık çok önemli. Sayın Ekrem Şen de konuşacaktı ama maalesef ruhsal durumu müsaade etmiyor. Ben şimdi konuşmayayım diyor. Şekeri de var. Hani daha çok stres yaşamasını istemiyoruz ama ben sabahtan beri onunla yaptığım konuşmalarda mahkemedeki halinde neler yaşadığını, neler hissettiğini çok yakinen anladım. Lisan haliyle bize çok şey anlatıyor. Bunu yakinen söylemiş olayım. Peki Nazmiye Hanım, adalet yine gelmedi. Yine gelmedi. Ne diyorsunuz? Adalet nasıl gelecek? Çocuğunuz ölmüş sizin. Biraz daha şöyle ortaya gelebilirsek. Ekranlarımıza, izleyenlerimize. Sizin de dediğiniz gibi adalet yine gelmedi. Ben her gün geçtikçe umutlanıyorum. Belki bu defa tutuklanır. Belki bu defa vicdana gelirler. Sonuçta bir çocuk öldü. Belki bu defa vicdana gelirler ama yine adalet yok. Ve son nefesime kadar, ölene kadar, son nefesime kadar adalet mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Adalet er ya da geç adalet yerini bulana kadar ben adalet mücadelemden vazgeçmeyeceğim ve kızımın hakkını bırakmayacağım, yedirtmeyeceğim. Son nefesime kadar, gerekirse Avrupa, gerekirse neresi olursa olsun, son nefesime kadar adaleti arayacağım. İnşallah er ya da geç adaleti bulacağız. Peki. Bu arada Kadir kardeşimize ihale avukatımız Sayın Abdullah Zeytun'u da davet edelim. Gelsin. Peki siz Nazmiye Hanım, bu 6,5 yıllık süreci nasıl açıklıyorsunuz? Yani 4 yıllık kararı, sonrasında da halen gerçekleşmeyen bir adalet, aslında ağır bir ceza verilmesi gerekirken halen polislik görevine devam eden, halen devam ettiği görevde vatandaşları darp edip yaralayan bir polis var karşımızda. Görevine devam ediyor. Bugün de üniformasıyla katıldı çalışmamıza. Ve bu konuda gerçekleşmeyen bir adalet maalesef ki devam ediyor. Nasıl yorumluyorsunuz bu adaletsiz süreci? Keyfi süreç olarak değerlendiriyorum. Cezasız, politikasız böyle devam ettikçe, onlar vurdukça, ceza almadıkça diğerlerine de örnek oluyor. Ve yine ne oluyor? Bizim evlatlarımız oluyor. Kurşunlanan evlatlarımız, panzer altında kalan evlatlarımız. Neden bu batıda yok? Neden bu batıda yok? Neden sadece doğuda, doğunun çocukları öldürülüyor? Sadece küçük çocuğu öldürülüyor. Ben de bunu hep soruyorum. Neden biz? Neden öldürülüyor ve neden ceza alınıyor? Keyfi süreç ve adalet olmadığı için bunlar da keyfi süreçten öldürüp, çünkü biliyorlar ki ceza yatmayacaklarını, cezaevine girmeyeceklerini bildiği için özgüvenleri var. O kadar özgüvenleri var ki böyle bir duruşmaya üniformasıyla, jöleli saçlarıyla gülerek katılabiliyor ve cesaretini kendinde buluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Biz şöyle yapar, sizi de şöyle alalım, annenizi şöyle alalım, Nazmiye Hanım sizi şöyle alıp böyle programa devam edelim. Evet, evet, davayı sanırım başından itibaren takip ediyorsunuz. Avukat Abdullah Zeytun, İHA'de başkanı. Başkanım, nedir davanın süreci? Kısaca izleyenlerimize anlatır mısınız? Yani davaya geçmeden önce evet, aslında davanın da oluşundan sebebiyet veren 2015 Ağustos ayı itibariyle kent yerleşim alanlarında hukuka aykırı olarak sınırsız, süresiz uygulanan sokağa çıkma yasaklarına girmek gerekiyor. Hem biz insan hakları örgütlerinin hazırlamış olduğu raporlarda hem sizlerin hem uluslararası hukuk örgütlerinin, hak örgütlerinin de ifade ettiği şekliyle orada yurttaşlar katı bir şekilde ve sadece valilik kararıyla uygulanan bir idari kararla aylarca, günlerce en temel besin maddelerine, sağlık hizmetine erişime, seyahat yapmaya engel olunarak kaldılar, kalmaya zorlandılar. Tabii bu süreçte kolluğun gerçekleştirmiş olduğu ihlaller de vardı. Bunun en acı örneklerinden biri de o süreçte 2015-12 Ekim'de kısmen sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı ve yurttaşların özel bir izinle sınırlı bir şekilde caddeye çıkıp temel besin malzemelerini almaya çıktığı bir esnada orada bulunan zırhlı araçların yurttaşlara silahla ateş etmeleri sonucu Helin yaşamını yitirdi. Helin'in yaşamını yitirmesiyle birlikte soruşturmayı yapan savcılık bunu bir terör olayı şeklinde değerlendirdi ve savcılık terör soruşturma bürosunda görevli savcılık işlem yapmaya başladı. Tabii mesele tırnak içerisinde bir terör meselesi haline getirilip tümüyle ağır şekilde ihlal edilen yaşam hakkı bağlamından çıkarılınca ne yazık ki soruşturma da başından itibaren böyle yürüyor. Biraz yaşı büyük olsa terörist diyeceklerdi. Şüphesiz. 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 Evet. Yani yahut da zırhlı araç kamera görüntüleri veyahut da tanıklar, insanlar o caddede olmasaydı belki de ifade ettiğiniz şekilde silahlı çatışmaya giren biri olarak da ifade edebilirlerdi. İlk soruşturma aşamasından itibaren dosyaya bir kısıtlı kararı konuldu ve biz hem ailesinin hem de biz vekillerinin dosyaya katılımları böyle engellendi. Bunun temel sebebi de orada ki delillerin ne tür toplandığına ilişkin bizlerin bilgilenmesinin önüne geçmek, oradaki insan hakları ihlallerini Helin'in dosyası üzerinde tespit edip raporlamanın önüne geçmekti. Nitekim bu gizlilik ve yasaklık 4 yılı aşkın bir süre sürdü. Biz defalarca bu süre boyunca itirazda bulunduk. Anneyle birlikte ilgili savcının yanına da gittik. Ama her defasında o dosya soruşturma işlemleriyle bizi bilgilendirme yerine oradaki operasyonel faaliyetleri, askeri faaliyetlerle ilgileniyordu. Ve nitekim biz her defasında gittiğimizde de taleplerimizin sebepsiz şekilde reddedildiğini, bu bilgi bize sözlü olarak ifade ediyordu. Çünkü dosyaya konulan o yasaklık, o gizlilikle bizler hangi işlemler yapılmış, hangi deliller toplanılmış öğrenmiş olamıyorduk. Bu yasaklık kararının 4 yılı aşkın bir süre zarfında iddianamenin hazırlanmasıyla birlikte kaldırıldı ve biz de dosyadaki bilgi ve belgelere ulaşabildik. Dosyanın açılımıyla birlikte, iddianamesiyle birlikte aslında biraz önce ifade ettiğim güvenlik meselesiyle bir o bakış açısıyla iddianameyi tanzim ettiği için, soruşturma işlemini öyle yaptığı için savcılık, örneğin orada Helin'i katleden mermi veyahut da mermi kovanları, çekirdekler, daha fazla farklıca deliller toplanılmış, muhafaza edilmiş değil. Mermi, çekirdeği, kovanı bile bulunamadı. Dolayısıyla o hiçbir delil, böylesi deliller toplanılmadığı için kriminal bir inceleme de yapılmamış. Dosyada telsiz görüşmeleri dahi, zırhlı araç görüntüleri dahi ham haliyle dosyaya konulmuş değildi. Dosya öncelikle ilgili savcılık tarafından taksirle insan öldürmeden açıldı ama dosyayı inceleyen Asliye Ceza Mahkemesi hakimi dosyadaki verilerden, somut delillerden bunun en az olası kasla insan öldürme suçuna tekabül ettiğini, dolayısıyla dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasla görülmesi gerektiğini ifade ederek... Kaç yıl sonra ağır cezaya geldi? 5 yıla yakın, 4,5 yıldan sonra Ağır Ceza Mahkemesi'ne... Aslında ilk günden ağır cezanın önüne gitmesi gerekiyordu ve gizlilik kararı olmaması gerekiyor. Sonuçta gizlilik kararı Ceza Mahkemesi kanununda da ifade edildiği üzere ailesi, yakınları, müşteki vekillerinin dosyaya erişiminin önünde bir engel değil. Tam tersini belki de soruşturma işlemlerine etki edebilecek, böylesi kamu görevlilerinin, şüphelilerin o engellemelerin önüne geçilmek için konulan bir kural diyelim. Ama ne yazık ki bu gizlilik kararından sonra bizler de iddianamenin somut verilerle toplanılması için defalarca yazılı talepte bulunduk. Aslında bugün talep ettiğimiz delilleri aslında ilk bir ay içerisinde soruşturma başlanmaz talep etmiştik. Ama yargıdaki bu cezasızlık meselesi, insan haklarından, yaşam hakkından gerçekten uzak yargı anlayışı, hakim anlayışı nedeniyle bizlerin bu talepleri eminim ki dilekçelerimiz dahi okunmadan usulü bir işlemle red kararı verildi. Şimdi ondan sonra 4. duruşmasına kadar, ağır cezada görülen 4. duruşmasına kadar ne sanık ne de sanık lehinde beyanda bulunan tanıklar mahkeme huzurunda dinlenmedi. Çoğunlukla talimatla, seçmisle bu insanlar dinlendi. Dolayısıyla sanık yaptığı eylemi sorgulanacağını hissetmedi. Çünkü mahkeme huzurunda ne hakimin öylesi bir sorgusuna tanık oldu, ne de biz katılanların, vekillerin, insan hakları savunucularının kanunda düzenlenen soru sorma hakkımız, çapraz sorgu hakkımız böylelikle kullanılmamış oldu. Hakkımız da elimizden alındı. Yani adil yargılanma hakkının katılan tarafı tarafından tümüyle ihlal edilerek engellendiğini ifade etmek istiyorum. Pandemi süreciyle birlikte zaten yargılamalarda bir süre yani bir sürü yargılama işlemi yapılmadı. Dördüncü duruşmada ise sanık müdafisinin talebiyle ve idam makamının da mütalasıyla sanık hakkında mahkeme yargılamanın durması kararı verdi. Gerekçesi ise 2016 yılında İl Özel İdaresi Kanunu'na eklenen ve 4483 memur suçları kapsamındaki soruşturmalarda 2016 öncesindeki fiillere yönelik valilikçe izin alınmadığı gerekçesiyle polis hakkında soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle o soruşturma izninin alınması için yargılamanın durması kararı verdi. Nitekim dosyanın gönderildiği Diyarbakır Valiliği'yle 2021 Şubat ayında soruşturma ve disiplin soruşturması sürecindeki bilgi belgelere dayanarak sanık polis hakkında yargılama izni verdi. Ama sanık tarafından bu itiraza konu edilmeyince ilk duruşması yaklaşık soruşturma izni verilmesinden bir yıl sonra gerçekleştirildi. Bu duruşmada da bizler hem Helin davası üzerinde aslında bir bütün sokağa çıkma yasakları uygulamalarını mahkeme huzurunda ifade ettik. Hem annesi, hem de bir tanık olarak olayı gören bir kişi olarak eylemin nasıl kasten yapıldığına yönelik beyanımız oldu. Buna dair delillerimizle birlikte. Bu süre içerisinde zırhlı araçla ilişkin silahçı sanık polisin görev yaptığı zırhlı araca ilişkin kamera görüntüleri de eklenmişti. O kamera görüntülerinden aslında failin burada herhangi bir şekilde bir ihtiyaç doğrultusunda çıkan yurttaşlara keyfi bir şekilde ateş ettiğini gösteren görüntüler yani vardı. Sinirlerin olduğu bir ortama keyfi bir şekilde bir ateş saçıyor ve ondan sonra o kurşunlardan birisi bir çocuğa isabet ediyor ve bu kişi de ben boş alana ateş ettim iddiasında bulunuyor ama orada sadece Helin değil, annesi, yakınları, bir sürü insanlar geçiyor ve o kişi de karşıdan üç el ateş ettiğini zaten kendisi de itiraf ediyor. Bir çatışma hali yok, bir saldırı yok, bir eylem yok ki bu konuda İl Emniyet Müdürlüğü'nün o olayla ilgili hazırlamış olduğu tutanakta da yüzlerce polisin imza altına aldığı ve yani o eylemlere ilişkin aynı gün oluşturulan tutanakta da eyleme, ihbara, herhangi bir saldırıya dayalı bir bilginin kendilerine ulaşmadığını ifade ediyor Emniyet Genel Müdürlüğü, Cennet Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla tam da sanığın ve bir kısım sanığı destekleyen polislerin ifade ettiğinin aksine tam da onları görev yaptığı emniyet müdürlüğü yalanlayacak şekilde tutanakla bu gerçeği tutanak altına alıyor. Dolayısıyla sanığın kasten de doğrudan hedef almak suretiyle kişilere kişileri vurdu ve vurmak istedi ve bu neticede de Helin'in de hedef doğrultusunda yaşamını bitirdiği görülüyor. Zırhlı araç kamerasında silahçının, yani fail silahçının kullandığı silahın termal kamerası da mevcut ve o termal kamerada da en az 150-200 metre uzaklıkta bulunan bir canlıyı çok net bir şekilde tespit edebilecek bir kamera ve nitekim idari soruşturmalar yapıldığı ve kendisine 2 yıl kıdem durdurma cezası veren Valinin idare de ceza vermiş. İdare disiplin soruşturmasında da bu hususlar silahın teknik özellikleri de ve sanığın eylemi de ifade edilerek bu ceza veriliyor. Ve buna rağmen ne yazık ki bugüne kadar halen tutuksuz ve görevi başında, hala bir takım yaralama fiilleri de yapabiliyor başka aynen şahıslara yönelik. Ve bu şekilde yolda devam ediyor. Bir cezasız kalma durumu var. Evet. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Nazmiye Şen, son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı programımızın sonunda? İzleyenlerimize iletmek istediğiniz, kamuoyuna iletmek istediğiniz son mesajınız nedir? Söz sizde. Kamuoyuna ulaştırmak istediğim Helin'in dosyasına buradan çağrımdır. Bir anne olarak, bir vatandaş olarak küçük bir çocuk sırf kendi sokağında, kendi evinde kahvaltı yapabilmek için ekmek, bir ekmek alabilmek için katlediliyor. Ve bunun böyle kalmaması gerekiyor. Buradan çağırın, Helin'in dosyasına sahip çıkalım. Bu dosya çok önemli, dosyasına sahip çıkalım. Herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Adalet gelene kadar. Peki. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Biz de bu korkunç cinayeti ve üstü örtülmek istenen cinayeti açığa kavuşturmak için, katilin gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Zaten Sayın Avukatımız ve İHA'de Diyarbakır Şubesi bu konuda yoğun bir çalışma içinde. Aile büyük bir ızdırap çekiyor adaletsizlikten dolayı. Hem evet, çocukları katledilmiş, hem de adaletin tecelli etmemesinden dolayı büyük bir ızdırap duyuyorlar. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz. Burada üstü örtülmek istenen bir dava süreci var. Biz bunu ulusal ve uluslararası alanlara da taşıyacağız. Mecliste, basın toplantılarımda ve meclis çalışmalarımda Helin Hasret Şen'in de durumunu gündeme getireceğiz. Hiçbir kişi, kurum, kuruluş Helin Hasret Şen cinayetini toprak altında bırakamayacak. Toprak altında kalan Helin Hasret Şen oldu ve onun acısıyla yanan bir aile var burada. Biz bu adaletsizliğin bitmesi ve gerçek adaletin tecelli etmesi için elimizden gelen tüm uğraşı vereceğiz. Bugün ilk konumuz ve konuklarımızla olan bölümümüzü tamamladık. Programımızın ikinci bölümünde Kobani davası sürecinde mahpus olan HDP eski MYK üyesi Alp Altınörs'ün avukatıyla görüşeceğiz. Arkadaşlarımız hazırsa biz burada Nazmiye Şen ve Ekrem Şen aileye teşekkür ediyoruz ve inşallah sürecin takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ayrıca avukatlarımıza çok teşekkür ederiz. Abdullah Zeytun avukatımız da çok mücadele etti. Kendisinin sayesinde ve ekip arkadaşlarının sayesinde Helin'in dosyası kapanmadı, açıldı. Biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Adalet yerini bulana kadar adalet mücadelemize devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza devam edeceğiz. Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. İkinci konumuza geçiyoruz. Evet, size iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim, ikinci konumuz ve konuğumuzla programımızın ikinci yarısına devam ediyoruz. Malum Kobani davası devam ediyor. Kobani Kumpas davası devam ediyor. Maalesef ki birçok mahpus arkadaşımız bir yıl 4 ayı buluyor. Büyük bir mağduriyet yaşayarak o Sincan cezaevlerinde. Ben de o cezaevinde kalmıştım. Komşu arkadaşlarımdan Alp Altınörs'ün avukatı Sayın Kazım Bey'i de bugün programımıza davet ederek Konuyu bir de ondan dinleyelim istiyoruz. Öncesinde Sayın Kobani davası avukatlarından Sayın Cahit Kırkazak beyefendiyi konuk etmiştik. Bugün de Kazım Bayraktar Bey'i konuk ediyoruz. Ekranlarımızı alalım. Yayında bir sıkıntı olmuş olabilir. Arkadaşlarımız tekrar bağlıyorlar sanırım. Biz Alp Altınörs ve arkadaşlarının durumunu az sonra ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Avukatları Kazım Bayraktar aracılığıyla. Kendisi yayınımıza bağlandı ama bir yayında teknik bir sıkıntı oldu. Tekrar bir bağlantı sağlamaya çalışıyor arkadaşlarımız. Alp Altınörs, Bülent Parmaksız bana gönderdikleri mektuplarda hem yargı sürecini eleştiriyorlar hem de cezaevinde uğradıkları muameleleri eleştiriyorlar. Hem yargı açısından büyük bir mağduriyet yaşatılıyor onlara. 1 yıl 4 aydır yakınlarından uzaklar, oldukça ağır bir mağduriyet yaşatılıyor onlara. Bunun yanı sıra cezaevinde de çok ağır mağduriyetler yaşıyorlar. Cezaevinde neler yaşıyorlar? Cezaevinde usulsüz aramalar, sayımlar, bütün bunlarla adeta taciz ediliyorlar. Ve bunlar büyük ihlaller oluşturuyor. İşte biz hem yargısal süreç hem de yaşadıkları bu ihlallerle ilgili avukat Kazım Bayraktar'dan bilgi almaya çalışacağız. Evet. Kazım Bey tekrar... Bizi duyabiliyor musunuz? İnternet bağlantısında biraz sıkıntı var sanırım. İnternete bağlantı biraz zayıf. Söz sizde Kazım Bey, buyurun. Yalnız ben soruyu tam anlayamadım, kesik geldi. Efendim, davası, yargı süreci ve cezaevindeki ihlallerle ilgili görüş ve bilgilerinize başvurmak istiyoruz. Söz sizde. Cezaevi süreci Kobani davası açısından bir ayrı önem taşıyor tabii. Müvekkilim Alp Altınörs olsun, diğer tutuklular olsun, bu süreç içerisinde çeşitli baskılarla karşı karşıya. Bunlardan en önemlisi hani tecritin yanında diğer bu hastaneye sevkler olsun, geliş girişlerdeki aramalar olsun, zaman zaman evrakların verilmesinde, yayınların verilmesinde sıkıntılar olsun. Çok soruda sorun, çok baskı ve kısıtlamayla karşı karşıya kaldılar. Fakat bu süreçte tabii önemli olan nokta şuydu. Kobani davası yüz binlerce sayfalık ve hepsi bala doldurulmuş, mahkemenin önüne atılmış. İşte 3500 sayfalık iddianame ile özetlenmiş. 1000'den fazla olayın bu müvekkillere, tutuklulara yüklenmeye çalıştığı bir dava. Davanın hem kapsamına baktığımızda hem de sistematik olmayışına, adeta bir tırın içerisine doldurulmuş klasörler biçiminde açılmış bir dava oluşuna baktığımızda, böyle bir davada tutuklu müvekkillerimizin cezaevi koşullarında savunma hazırlaması mümkün değil. Nitekim bu yargılama sürecinde biz bununla hep karşılaşıyoruz. Bir diğer önemli nokta da şu, mahkeme heyeti sadece bu davaya özgülenmiş bir heyet. Başka bir işi yok. Doğal yargıç ilkesi de zaten ihlal edilmiş durumda. İşi gücü sadece bu dava olan bir heyet var karşımızda. Ama bunun karşısında içeride tutuklu olan, ceza koşullarında birçok yaşamsal olanakları kısıtlanmış olan ve aynı zamanda dosyayı incelemesi açısından da fiilen imkansız olan bu dava dosyası karşısında bir de avukatların durumunu düşündüğümüzde ceza koşullarında böyle bir davanın bu koşullar altında savunma hakkını yerine getirecek şekilde yürütülmesi mümkün değil. Yani bu süreçte haftada 4 duruşma yapacak sabahtan akşama kadar. 2 hafta boyunca, 3 hafta boyunca duruşma yapacak. 1 hafta ya da 2 hafta sadece arar verecek. Ve bu süreç içerisinde müvekkillerimiz hangi koşullarda bu kadar yüz binlerce sayfayı bulan dosyayı inceleyebilecek? Ne zaman savunmayı nasıl yapabilecek? Bu koşullar tabii ki yaratılmadığı için davada tıkanmalar söz konusu. Bu dava yaklaşık 1 yıl önce açıldı. 1 yıldır sadece şu anda müvekkillerimizin iddianameye karşı cevapları, avukatlarının iddianameye karşı cevapları minvalinde devam ediyor. Bir kısım müşteki tanıkların ifadesi alındı. Gerisi henüz alındı. Fakat şimdi dosyaya sürekli belge yağıyor. Bugüne kadar hani çok rastlamadığımız bir şey yaptı mahkeme. Daha önceki heyet yapmıştı bunu. Cezaevinde dosyanın dijital kayıtlarının incelemelerini sağlamak için bir karar verdi. Buna uygun yazışmalar yaptı daha önceki mahkeme başkanı. Fakat o mahkeme başkanı görevden arındı işte bir şekilde. Onun yerine üyelerden birisi başkan oldu. Ve ısrarla aynı periyotta davayı devam ettirmeye karar verdiler. Biz duruşmalardan bir süre çekildik. Sonuçta yeniden karar vererek yeniden başladılar. Bu dava süresi boyunca müvekkillerimiz dijital kayıtların tamamını inceleyemediler. Bunu inceleden de ceza koşullarında zaten bu mümkün değil. İnceleyemediler ve bu süreçte savunmaları tamamlanamadı. Minvalde dava şu anda devam ediyor. Yani ceza koşulları içerisinde böyle bir davanın tutanaklarının müvekkillerimizin tarafından incelenmesi mümkün değil. Bu da kısıtlamalar bu işin artı bir yanı. Şimdi davayla ilgili hani davayla cezaevi arasındaki bağlantı açısından düşünecek olursak bu koşullarda bu davanın istedikleri gibi hızlı gitmesi mümkün değil. Kaldı ki bu dava zaten mahkemesindeki kapatma davasına delil olarak kullanmak üzere açılmış bir davaydı. Ve şu süreçte istedikleri hıza da ulaşamadılar. Müştekilerin dinlenmesinde yeni bir hukuk ihlaliyle karşı karşıya kaldık. Müştekiler bizim gıyabımızda ifadeleri alınmaya başladı. Oysa bu müştekiler soruşturma sırasında toplanmış, zorla bir kısmı müşteki yapılmış, kimisi başka örneklerle yapılmış ama sonuçta sorgulaması da ortaya çıktı ki bunlar kimden neyin nasıl şikayetçi olduklarını dahi bilmiyorlar. Müştekilerin sorgulanmasında bizim devreye girmemizi engellemek için mahkeme dünkü duruşmada anladık ki şöyle bir yola başvurdu. Avukatlara dedi ki müşteki tanıklara soracağınız soruları bize bildirin. Yasada böyle bir şey. Bizim çapraz sorgu yapma hakkımız var. Bu nedenle soru peşinden başka bir soruyu doğurabilir. Bizim önceden soru vermemiz diye bir şey asla mümkün olmaz. Ama mahkeme heyeti anladık ki müştekilerin sorgulanmasından çekiniyor. Avukatlar tarafından sorgulanmasından çekiniyor. Niye çekiniyor? Çünkü bu sorguda birkaç müştekinin ifadesinde biz bunu gördük. Sorguladığımız sırada onların nasıl müşteki yapıldıkları, hukuka aykırı biçimde müşteki, bu davanın müştekisi haline getirildikleri kendi ağızlarından ve çelişkilerinden ortaya çıkmaya başladı. Bazıları değil ki ben şikayetçi değilim demeye başladılar. Bunların açığa çıkmasını da istemiyor mahkeme. Bu anlamda yani dosya bir taraftan müştekilere yönelik işte başka ara kararları gereğince bir sürü belge geliyor. Müvekkillerimiz bunu inceleme olanağı bulamıyor. Savunmalarını kısmen yapıyorlar cezaevi koşullarında ve bir kısım savunmayı daha sonra devam etmek üzere belgeleri inceledikçe devam etmek üzere kısmen yapıp evet, yayında yine bir sıkıntımız oldu. Umarım arkadaşlarımız düzeltirler. Diyarbakır İHAD Şubesi'nin konuğuyuz ve ÖFG TV programını oradan yapıyoruz. Bugün ilk olarak Helin Hasret Şen davası takip ettik, aileyle birlikte olduk ve gündem ettik. Ardından Alp Altınörs mahpus Sincanlı Kinoğlu Eğitim Cezaevi'nde avukatı Kazım Bayraktar bize yargısal sürecin ne kadar yavaş işlediğini, ne kadar savunma hakkının kısıtlandığını ve müvekkillerinin bir savunma işlemini gerçekleştirmekte oldukça zorlandıklarını açıkladı. Bilirsiniz. Bu arada bağlantımız biraz sıkıntılı. Arkadaşlarımız eğer ki bağlantıyı sağlayabilirlerse tekrar biz bağlantıyı yapmaya çalışacağız. Eğer ki bağlantı sağlanamıyorsa programımızı burada bitirmiş olacağız. Çünkü Sayın Kazım Bayraktar'ın internetinde biraz sorun var gördüğümüz kadarıyla. Ama kısaca davada yaşanan usulsüzlükleri anlatmaya çalıştı. Biz aynı zamanda cezaevinde de haddinden fazla yapılan sayımlar ve uygunsuz vakitte yapılan aramaları da gündem etmek istiyoruz. Sayın Alp Altınörs, Bülent Parmaksız'a konuşlarında böyle tacize varan sayımlar. Sayımın anlamı nedir? Koğuşta o insanlar diri midir? Var mıdır? Onları görmek durumu içerir. Ama sayımlarda üst kata çıkmak, sağa sola taciz etmek anlamında bir takım fiiller işlendiğini görüyoruz. Tüm bunlar son derece rahatsız edici. Yine gece saat 23'te yapılan aramalar son derece rahatsız edici. Bütün bunlara karşı biz bakanlığa da soru önergesi verdik. Bir mücadele yürütüyoruz. Gündem ediyoruz. Ve bu meseleyi sahipsiz bırakmıyoruz. Sanırım bağlantıda sıkıntı devam ediyor. Biz bugün programımızı burada bitirmiş olalım. Diyarbakır'dan ÖFG TV olarak tekrar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Haftaya Salı günü saat 21'de buluşana kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.